Herkese merhaba. Aysun Tulcu Atalay ben. İş Portföy Dağıtım Kanalı Yönetim Bölümünde müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Bugün araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcımız Nilüfer ile birlikte Mart ayı fon dağılım önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin Nilüfer. Hoş bulduk Aysun. Öncelikle ülkemizde derin bir üzüntüye yol açan deprem felaketinin ardından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilemek istiyoruz. Yaralıların ise en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Tüm ülkede depremden dolayı bir yandan yas ortamı devam ederken piyasaları konuşmak gerçekten zor oluyor böyle günlerde. Ama diğer yanlardan da bu zor zamanlarda da yol gösterilmesine ihtiyacı olan yatırımcılarımızın olabileceğini düşünerek aylık olarak, rutin olarak devam ettirdiğimiz bu videoyu Mart ayında da sizlerle paylaşmak istedik. Fon dağılımlarımıza geçecek olursak, iş portföyü olarak Mart ayında döviz pozisyonlarımızı ve diğer tüm pozisyonlarımızı aslında Şubat ayına paralel şekilde devam ettiriyoruz. Döviz pozisyonlarımızın ağırlığına bakacak olursak düşük risk grubunda %15, orta risk grubunda %45, yüksek risk grubunda ise %65 olarak devam ediyoruz. Böylelikle varlık dağılımımızda 5 ana grupta sınıflandırmış oluyoruz. Bunlar özel sektör borçlanma araçları, altın, yerli yabancı hisse senedi ve temkinli fon sepeti fonumuz. Fon dağılımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri birazdan sizlerle paylaşacağız. Fakat öncesinde sözü Nilüfer'e vermek istiyorum. Nilüfer bildiğin gibi bu deprem felaketinin ardından ekonomi yönetimi destek tedbirlerini açıkladı. Buna karşın büyüme göstergelerinde hız kaybı işaret ederken enflasyonda da düşüşün sınırlanacağı öngörülüyor. Diğer yandan da tabii ki Türkiye'nin gündeminde seçim dönemi var. Amerika tarafına baktığımızda ise büyüme ve enflasyon beklentilerini aşmasıyla birlikte Fed faizine ilişkin öngörüler yükselmiş durumda. Bu başlıklar nezdinde piyasalarda yaşanan gelişmeler hakkında senden kısaca bilgi alabilir miyiz? Aysun, ben de herkese başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten çok acı günlerden geçiyoruz. Ekonomiye etkilerini şimdi birazdan konuşuruz ama elbette ki diğer başka birçok etkisi var insanların hayatına dokunan. Bunların üstesinden gelmek çok zor olacak. Ekonomi tarafı herhalde bunun en yönetilebilir, en kolay tarafı olacak. Önce ben yurt dışından her zamanki gibi başlamak istiyorum. Yurt dışında önemli bir değişim rüzgarı var. Çünkü yıla çok olumlu bir risk iştahıyla başlamıştık. Fed'in artık faiz arttırımlarında sona geldiği, beklentileri çok çok yüksek bir fiyatlamayla devredeydi ve başta hisse senedi piyasaları olmak üzere daha yüksek riskli kabul edilen varlık sınıflarına bu çok olumlu yansımıştı. Hatta Fed faiz toplantısında, yılın ilk faiz toplantısında da 25 bas puanlık bir artırımı oy birliğiyle kabul etmişti. Ve akabinde yapılan açıklamalarda bu olumlu risk ortamını, risk iştahı ortamını zedelemeyecek nitelikteydi. Fakat hemen sonrasında senin de bahsettiğin gibi enflasyona dair, büyümeye dair ve istihdama dair veriler tahmin edilenin üzerinde geldi. Bu da ne anlama geliyor? Fed şu ana kadar evet ciddi bir sıkılaşmayı hayata geçirdi ama hala enflasyonda ve ekonomiyi soğutma noktasında arzu edilen etkileri yaratabilmiş değil. Dolayısıyla daha gidecek yolu var sıkılaşma anlamında. Bu beklentiye, bu değerlendirmeye yol açtı. Nitekim bu veriler eşliğinde de birçok Fed yetkilisinden faiz artımlarının daha yeterli seviyeye gelmediği, daha da fazlasının yapılması gerektiği, hatta ve hatta Fed'in daha önceden verdiği faiz öngörülerinin de üzerine çıkması dahi gerekebileceği yönünde açıklamalar geldi. Bir anda piyasa fiyatlamalarının değiştiğini gördük. Daha önceden Fed'in ve piyasanın en önemli ayrıştığı nokta bu yılın ikinci yarısında, sonlarına doğru özellikle bir faiz indirimi fiyatlıyordu piyasa ama Fed kendi öngörülerinde, kendi senaryosunda böyle bir indirim senaryosuna yer vermiyordu. Piyasanın Fed'den ayrıştığı en kritik konu buydu. Şimdi bu verilerle birlikte, yani büyüme, enflasyon ve istihdama ilişkin güçlü verilerle birlikte bu farkın da kapandığını gördük. Yani piyasa artık yılın ikinci yarısında bir faiz indirimi fiyatlamayı bıraktı. Ve genel olarak da faiz patikasına ilişkin öngörüler böylece yukarı gelmiş oldu. Bu tabii riskli varlık grupları açısından, hisse senedi açısından baskılayıcı bir unsur olarak karşımıza çıktı. Fakat şu anda baktığımızda da bu fiyatlamanın, yani Fed'in ve piyasanın birbirine yaklaşmış olmasının artık bundan sonra daha öte bir şahinlik, daha öte bir sıkılaşma fiyatlaması yapılmasının çok mümkün olmadığına, en azından şimdilik buna işaret ediyor. Tabii ki yeni veriler açıklanırsa, Fed'in söylemi bir kademe daha değişirse
bu tekrar bizi ayrı bir yere getirebilir ama şu anki gelişmeleri dikkate aldığımızda olabilecek düzeltme ve fiyatlama hayata geçmiş duruyor. Dolayısıyla bizim de genel anlamda bakış açımızda çok büyük bir değişiklik yok yıla bakış açımızda ama biraz daha hani bir olumsuz bu volatilite yaşandığı dönemi hani çok öngörmediğimiz bir şekilde böyle bir dönemi yaşamış olduk. Diğer ülkelere baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen faiz artımları konusunda da piyasa daha yukarı bir fiyatlamaya geçti. Daha önceden beklenenden daha yukarıda bir faizle seneyi kapatabileceği beklentileri var Avrupa Merkez Bankası'ndan. Ve çünkü orada da baktığımız zaman Avrupa'da da enflasyon özellikle daha yeni açıklanan çekirdek enflasyonda hala yeni bir zirve dahi görüldüğünü görüyoruz. Yani enflasyonun ılımlı bir eğilime geçmesi şu anda orada söz konusu görünmüyor. Dolayısıyla bu tabii biraz daha yüksek volatiliteli bizim gibi ülkeler açısından da gelişen ülke piyasalar açısından da daha zor bir dönem olmasını beraberinde getirdi. Türkiye'ye baktığımız zaman da elbette ki depremin bir maliyeti olacak. Yani bununla ilgili çok çeşitli hesaplamalar var. Biz de kendimiz bir hesaplama yapmaya çalıştığımızda 40 milyar 50 milyar arasında değişen varsayımlara da bağlı olarak 40-50 milyar dolar aralığında bir maliyeti biz de araştırma olarak hesapladık Aysun. Tabii ki bu oluşan stok üzerinden yani Türkiye'nin sahip olmuş olduğu işte konut, iş yeri ve benzeri birikim üzerinden yaşamış olduğumuz bir kayıp ve maliyet olarak düşünebiliriz. Ama bir de ayrıca işte bu yıl elde edilebilecek büyüme üzerinde bir aşağı yönlü etki olabileceğini düşünüyoruz. Bu yıl için büyüme tahminimizi %3'ten 2,5'a indirdik. Biz zaten oldukça konservatif bir büyüme tahmini yapmıştık. Dolayısıyla çok da fazla aşağı çekme ihtiyacı duymadık. Enflasyon açısından bakıldığında ise biraz daha aşağı yönü sınırlayacağını düşünüyoruz biz de. Yılın ilk yarısında 40-44 bandında bir enflasyona doğru gidişat mümkün görmeye devam ediyoruz. Ama yılın ikinci yarısında biz daha yatay kalır diye öngörürken şimdi deprem sonrasında tabii çok ekonomiyi destekleyici hem mali politika hem para politikası tedbirleri görmeyi bekliyoruz. Bunların bir kısmını gördük. Merkez Bankası 50 bas puan faiz indirdi. Bütçeden bir takım harcamalar yapılıyor. Bunların tabii enflasyon üzerinde bir etkileri olmasını bekliyoruz. Bir de depremi yaşandığı bölgenin tarımda ağırlığı fazla ve dolayısıyla hem lojistik sıkıntılar hem orada üretimin hasar almış olabileceğinden hareketle başta gıda olmak üzere bir takım başka sektörlerde de enflasyon baskısının artabileceğini düşünüyoruz. O nedenle sene sonu beklentimizi de %48,5'a çektik. 42,7 idi daha önceden. Dolayısıyla %50'ye daha yakın bir yerde seneyi bitireceğimizi tahmin ediyoruz. Bir yandan da tabii ki bu yeniden inşa süreci, yeniden yapılacak yatırım harcamaları, bunlar da ülkenin döviz ihtiyacını artırabilecek gelişmeler. Her ne kadar şu anda Merkez Bankası'nın rezerv yönetimiyle döviz kuru istikrarını sağlama stratejisi devam ediyor olsa da ve tabii buna makro ihtiyati tedbirler de eşlik ediyor. Ama yılın ilerleyen dönemlerinde burada da bir miktar değişiklik olabileceğini, belki yukarı yönlü bir kur hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla oradaki bakış açımızı değiştirmedik hala tahminimiz. Tam zamanlamasını kestiremesek de döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket olabileceği yönünde. Bütün bunların yanında da elbette Merkez Bankası'nın faiz politikasını yakından izlemeye devam ediyoruz. Zira seçim sonrasında oluşacak ekonomi yönetimi oldukça belirleyici olacaktır. İki farklı kanada baktığımız zaman şu anda rekabet eden seçimlerde birbiriyle ikisinin ekonomi yaklaşımı birbirinden taban tabana zıt olduğu için bu da tabii ki önümüzde önemli bir belirsizlik unsuru olarak durmaya devam ediyor Aysun. Bu konuda önümüzdeki dönemde gündemimizde önemli bir yer tutacak. Teşekkürler Nilüfer. Biz de bu bilgiler ışığında yatırımcılarımıza 3 farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı, %60 özel sektör borçlanma araçları, %25 ILZ temkinli fon sepeti fonu, %10 altın, %5 yabancı hisse senedi fonundan. Orta riskli fon dağılımı, %30 özel sektör borçlanma araçları, %30 altın, %15 yerli hisse senedi, %15 yabancı hisse senedi, %10 ILZ temkinli fon sepeti fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %45 altın, %35 yerli hisse senedi, %20 yabancı hisse senedi fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için işportföy.com.tr web sitesini ziyaret edebilir ya da işte fon mobil uygulamamızı inceleyebilirsiniz. Nülfer çok teşekkürler verdiğin değerli bilgiler için. Herkese çok teşekkürler izlediği için. Derin üzüntülerimizi yeniden paylaşırken böyle bir afetin tekrardan yaşanmaması en büyük temennimiz. Umarız güzel günlere hep birlikte ulaşırız. Nisan ayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.